Dünya hayatı aldatıcı. Evet. Öyle derdi büyüklerimiz. Dünya tadı bal tadı, dünya bizi aldadı. İçi zehir doluymuş, dışını yaldızladı. Yaldız. Bir kol ordu komutanı bizim Erzurum'da, kudretli general, kol ordu komutanı. Erzurum'da 9. kol ordu var. Erzurum büyüklerinden, Erzurum'un manevi mimarlarından birini ziyarete gidiyor. Biraz da sitemli adam. Ben koskoca generalim. Efendim. Çağ açmış, çağ kapamış generalim ben. 40'lı yılların generali, düşünün yani. 40'lı yıllarda bir general, bir Kral Faruk. Ben bir generalim. Bu kadar benim şöhretim yok. Basit bir köyün imamı. Halkın dilinde bu adam yani necidir bu canım? Haşa, bir softanın birisi. Oturuyor millet bundan söylüyor, kalkıyor bundan söylüyor. Şunu ben bir göreyim yani. Gidiyor. Tirifani bir zat. Yaşı 80'lere, 90'lara varmış. Mübarek zatın. İşte generalle oturuyor, bakıyor ki tabii omuzu kalabalık. Diyor ki, oğlum hayırlı olsun. Nesin sen? Kor generalim efendim diyor. Ben kor generalim. Allah var etsin diyor. Sonra ne olacaksın? Sonra ne olacaksın? Or general olacağım diyor. Or general olacağım. İşte daha sonra kuvvet komutanı olurum diyor. Hava, deniz, kara, neyse. Kuvvet komutanı olurum. Sonra bitti. Daha olacağı bir şey kalmadı. Kuvvet komutanı oldu. Emekli olacak, bitti. Olursa şans yüzüne gülerse genelkurmay başkanı olur diye. Hiç diyor. Sonrası yok. Sonra hiç olacağım diyor. Hiç. Oğlum buyuruyor. Bak senin hiç olmana daha zaman var. Ben şimdiden hiç olmuşum diyor. Ben şimdiden hiç olmuşum. Hiçim ben. Hiçle uğraşılır mı? Senin daha hiçliğine var epey. Beklentin, ümidin, efendim yükseleceğin, tırmanacağın yerler var. Ben şimdiden hiç olmuşum. Ben kimse değilim oğlum diyor. Benimle uğraşma yani.